Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Besmele ile başlanan işte bereket olur. Besmelesiz başlanan işin sonu kesik olur. Allah ömrümüze bereket versin. Rızkımıza bereket versin. İlmimize bereket versin. Ölçümüze bereket versin. Tartımıza bereket versin. Sebzelere bereket versin. Tarlamıza bereket versin. Bağımıza, bahçemize bereket versin. Şehrimize, köyümüze bereket versin. Memleketimize bereket versin. Allah her yerde, her zaman bizi hayırlı işler üzere eylesin. Kazadan uzak eylesin. Soyumuza bereket versin. Rabbim her yerde, her zaman hayırlı bir nesil nasip eylesin. Hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Soyu kesik olanlardan etmesin. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, hepinizi Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün size bereket konusunu anlatacağım. Bereket olursa bir işte hayır olur, bolluk olur, güzellik olur, sonu kesik olmaz, huzur olur, mutluluk olur, zenginlik olur. Bir yerde bereket olmazsa kıtlık olur, fakirlik olur, başkasına muhtaç olursunuz. Allah kimseyi muhtaç etmesin, kıtlıkla imtihan etmesin. Bir işte bereket olursa o iş güzel devam eder. Yemeğin de bereketi var. Yemek besmele ile yapılırsa, zikirle, gaflet uzak olarak Allah'ın adıyla yapılırsa, yemek helal pişirilirse, kazanç helal olursa o yemekten bereket hasıl olur. Nasıl olur? İki kişilik yemek üç kişiye yeter. Üç kişilik yemek dört kişiye yeter. Dört kişilik yemek beş kişiye yeter. Evinizde sofranıza her zaman bir kaşık fazla koyun. Tanrı misafir için bir kaşık orada dursun. Kaldırmayın onu, gelen olmasa bile. O bereket olur. Dört kişi oturdunuz. Dört kişi oturdunuz, beşinci kaşık olsun orada. Toplu yenirse bereket olur. Mutfağa herkes ayrı ayrı girip çıkarsa o evde bereket olmaz. Topluca yemeğe oturacaksınız. Yemekte biri büyük varsa o açıktan besmele çekecek. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Diğerleri de hatırlayacak. Herkes besmele çekecek. Besmele çekilirse bereket olur. Şeytan o sofraya oturamaz. Oradakiler karnını doyurur kalkar. Çünkü şeytan yememiştir. Bereket olması için kabın, yemeğin ortasından yemeyeceksiniz. Bereket yemeğin neresinde olduğu belli değildir. Ama siz önünüzden yiyeceksiniz. Size en yakın yerden yiyeceksiniz. Yemeğin ortasından alırsanız ilk başta bereket gider. Son tanesine kadar da yiyeceksiniz. Tabağınızı bitireceksiniz. Tabağa konulan yiyeceği, yemeği bitireceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o son lokmayı bıraktın ya orada, onu da ye. Çünkü yemeğin bereketinin belki son lokmada olduğu ve gizlenmiştir. Belki bilmiyorsun, o bütün yediğin yemeğin faydası, gıdası o son lokmada kalmıştır. Onu yersen bereket olur. İsraf edenler, dökenler bereket sahibi olamazlar. Bazı insanlar maaşını alırlar. Aynı maaşı alırlar. Aynı maaşı alan aile aynıdır. Dört kişi onda var, dört kişi bunda var. Toplam altı kişiler. Birinin parası ay başı gelmeden ayın ortasında biter. Diğerinin parası hiç bitmez. Nasıl olur? Evinde bereket var. Parasında bereket var. Maaşınızı çekerken bereket duasıyla çekin. Gene zam yapılmadı diye içinizden kızarak değil. Maaşı, parayı çekerken şu duayı yapın. Allahümme barik fih ve zidna minhu. Allah'ım bunu bana bereketli eyle, ziyade eyle, artır Allah'ım. Parayı eline aldığın zaman böyle al. Küfrederek, bağırarak, çağırarak alırsan
o parada bereket olmaz. Geçenlerde de söyledim. Sağ elinle al, sağ elinle ver. Bereket kaçmasın. Oldu mu kardeşlerim? Malın bereketi artması bir berekettir. Ama aynı mal bereketlenirse yeter. Senin malın kanaat getirirsen bereketlenecektir. İsyan etmezsen bereketlenecektir. Allah'a dua edersen ya Rabbi artır diye Allah ona bereket verir. Le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz artırırım diyor Allahu Teala. Bereket şükretmektedir. Ailenin bereketi, soyun sopun bereketi de önemlidir. Allah soyumuzu bereketli eylesin. Kafirler, müşrikler peygambere beddua ettiler soyun kesik olsun diye. Allah da onlara dedi ki biz ona Kevser'i verdik. Onun soyu devam edecek, sizin soyunuz kesilecek. Kaç çocuk var? 5. Kaç torun var? 10. Allah ziyade etsin. Çoğalsın torunların. Torunlarını gör. Torunlarının torunlarını gör inşallah. Benim babaannem torununun torununu görmüştü. Ömrün uzun olsun. Allah ömrüne bereket versin. Sülaleniz kalabalık olsun. Soyunuz kıyamete kadar devam etsin. Bazı ailelerde vardır ki oğlu evlenmez, kızı evlenmez ya da yarı yolda kalırlar. Ne aileden, sülaleden hiç kimse kalmaz. Yapayalnızdır. Ve o da ölünce soyu biter. Allah soyumuzun devamını nasip eylesin. Neslin devamı önemlidir aziz kardeşlerim. Ömür bereketli, iki türlü olur ömrün bereketi. Ya Allah senin ömrüne ömür katar, ya da yaşadığın ömrü çok mutlu, sağlıklı yaşarsın. Çok hayırlar yaparsın. Sanki 300 sene, 500 sene yaşamış gibi iş yaparsın. Ömrün bereketli olur. Eski ümmetler 950 sene, 1000 sene yaşamışlar. Ama biz de ömrümüzü öyle geçirirsek kıymetli bir işlerde, hayır işlerinde, 80 sene yaşayan bir adam vardır. 80 sene yaşar gider, arkasından bir iz bırakmaz. Bir eser bırakmaz. Geride ona hatırlatacak hiç herhangi bir eser yoktur. Ama bir adam da vardır, 60 sene yaşar, 40 sene yaşar. Onun eseri anlata anlata bitmez. Size bir misal vereyim. İmam-ı Nevevi, Muhyiddin en-Nevevi, Şam bölgesinde yaşamış, Şamlı. 45 yaşında vefat etmiş. 45 yaşında. Bak benim yaşım 55. İmam-ı Nevevi ne kadar kitap yazmış biliyor musunuz? İmam-ı Nevevi'nin yazdığı kitabı doğar doğmaz okumaya başlasak, her gün 10 sayfa okumaya başlasak, okusak doğar doğmaz, ömrümüzün sonuna kadar o şahsın eserini bitiremeyiz. Nasıl yazmış? Kaç bin sayfa eser yazmış. Yazmakla bu ömür yetmez. Allah onun ömrüne bereket vermiş. Elektrik yok, fotokopi yok, cep telefonu yok, kes, kopyala, yapıştır yok. Hepsini yazıyor, hepsini öğreniyor o zamanın insanı. Nasıl yazmış bu kadar binlerce, on binlerce sayfa eseri? İbni Hacer el-Askalani, o da 850'lerde vefat etmiş. Yazdığı eserlerin isimlerini, sadece isimlerini, eserlerinin isimlerini alt alta yazıyoruz. Küçük bir ciltlik kitap yapıyor. Anladınız mı dediğimi? Anlatabiliyor muyum? Yani kitaplarının adını alt alta yazıyoruz. Bir cilt kitap yapıyor. Bu nasıl yaşamış? Bereket bu. Şimdi zamanın bereketi var mı? Yok. Hemen de akşam oluyor. Bir Ramazan'da böyle dakikalara bakıyoruz. Ondan sonra hep nasıl geçti? Kaç yaşındasın? Kaç yaşında, şöyle gün görmüş teyzelerime bakayım. Kaç? 60'un. 63. Nasıl geçti? Su gibi. Su gibi. Anlamadık. Ya Almanya'ya gideli 40 sene olmuş, hiçbir şey anlamadım diyor hanımefendi. Su gibi geçti.
bereketi yok ömrümüzün. Evin bereketi olacak, evin bereketi. Evde yiyecek bitmeyecek. Evde su bitmeyecek. Evde para bitmeyecek. Nasıl olur bu? Çok gelince mi? Hayır. Dua ile olur. İktisatla olur. Onları anlatacağım. Bereket nasıl olur? Onları anlatacağım. Eviniz bereketli olacak. Allah uzun ömürler versin. Babamın parası hiç bitmez. İşçi emeklisi. Onun parası bitmez. Başka hiçbir geliri yoktur. Öyle bağ, bahçe, tarla bize kalmamış. Köyümüzdekiler verilmiş sağa sola. Parası biten ondan gelir para ister. Demek ki iktisatı biliyor, duasını biliyor, kanaatı biliyor, bereketi biliyor. Sağlığın bereketi önemlidir. Kimi var 100 sene yaşar ama hiçbir gün görmemiştir. Baş ağrısı, diş ağrısı, romatizma, kalp, şeker, tansiyon ne ararsan var. Her şey var. Ama biri de var turp gibidir. Doktor görmemiştir. Hastane görmemiştir. Efendim herhangi bir yeri hayatı boyunca ağrımamıştır. Öyle insanlar da var. İşte Allah onun sağlığına bereket vermiş. Sağlam vermiş. İlmin bereketi olursa alimin talebesi çoğalır. Alimin kitapları çoğalır. Alimin ilmi yıllarca devam eder. İki alim vardır mesela. Biri, ikisi de alimdir. Biri ölür gider ilmi kesilir. Onun adını sanını kimse bilmez. Tarihte yaşamış nice alimler vardır. Biz isimlerini bilmiyoruz. Kimin ismini biliyoruz? Kitabı olanların. Kitabı olup da kitabı devam edenlerin. Her kitap yazanın kitabı devam etmez. O kitap da bir yerde kesilir biter. Talebesi olanları biliyoruz. Talebe yetiştirenlerin, talebelerinin, talebelerinin, talebesinin devam ediyorsa onları biliyoruz. Demek ki ilim sahibi olmak da bereket olmazsa o da kesilir. Allah bereketli alimin talebesini çoğaltır. Bereketli alimin kitaplarını okutur. Bereketli alimi halk sever, insanlar sever. Aradan 1000 sene de geçse az önce ismini zikrettiğim alimler gibi hala kitapları okunur ve dua edilir onlara. Demek ki alimin de ilminin bereketi lazım. Allah ilmimize de bereket versin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilminin bereketinin artması için dua etmiş. Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fehmen. Kur'an'da da var bu. Kur'an'da ayettir. Böyle dua etmiş. İlmimi artır, anlayışımı artır ya Rabbi demiş. Bir de süte bereket ver demiş Allah Peygamberimiz. Sütün artmasına dua etmiş. Allahümme barik fih ve zidna minhu. Bunu mübarek bereketli kıl ve bize artır demiş. Bir yere girdiğinizde, bir kasabaya gittiğinizde, bir kişi sizden dua istediğinde, evine gittiğinizde, bir memlekete gittiğinizde şu duayı da yapın. Ben konferanslara gidince de özet olarak bunu yapıyorum aşağı yukarı. Allah'ım şehrimize bereket ver. Meyvelerimize, sebzelerimize bereket ver. Ürünlerimize bereket ver. Ölçümüze, tartımıza bereket ver. Ya Rabbi, İbrahim Halilullah Mekke'nin bereketini istediği gibi, Hazreti Muhammed Mustafa Medine'nin bereketini istediği gibi, biz de onlar gibi dua ediyoruz. Sen de şehrimize, ülkemize bereket ver Allah'ım. Ömrümüze bereket ver. Rızkımıza bereket ver. Evladımıza bereket ver. İlmimize bereket ver, zamanımıza bereket ver, ya Rabbi her işimize bereket ver. Bak ne güzel dua. Bu duayı yaparsan paran bitmez. Bu duayı yaparsan rızkın kesilmez. Neden? Çünkü sen artık berekete inanıyorsun. Berekete inanan insanı Allah yardımsız bırakmaz. Ama berekete inanmıyorsan, Allah'ın bir şeyi artıracağına, sana bol bol vereceğine itikadın yoksa, er rızku alallah, kuşları bile rızıklandıran Allah, böceklerin bile rızkını veren Allah, kurda kuşa rızkı veren Allah, sana da rızkını verir. Elma kurduna bile rızkını yattığı yerden veren Allah, sana rızkını vermez mi? Yeter ki inan kardeşim, inan ve istemesini bil. Allah'tan candan iste, ihlasla iste. Bereketin artması için ne yapacağız?
12 madde sayacağım size bereketin artması için. Bunlardan bazılarını yaparsanız bereket olur. 1. Eve girince besmeleyle ve selamla gireceksiniz. Eve girerken ben geldim değil, neredesiniz değil. Selamun aleyküm, bismillahirrahmanirrahim anahtarla açarken, kapıyı tıklarken selamla girerseniz selamda bir bereket vardır. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa bir evde onun duvarlarına bereket siner, maneviyat siner. Melekler üşüşür o eve, orada bereket olur. Erken kalkarsanız bereket olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Allah'ım ümmetimin erken kalkanların rızkını bereketleyle diye dua etti. Rızkın 10'da 9'u erken kalkanlara verilir. Sabah namazından sonra yatmayanların rızkı bol olur. Sabah namazından sonra dua edenlerin rızkı bol olur. Yatmıyor ama televizyon seyrediyor tembelliğinden. O değil. Geceden yarım kalmış dizinin tekrarı var, onu seyrediyor. Bu tembel. Helal rızık alırsanız, yerseniz Allah bereket verir. Şükrederseniz Allah bereket verir. Sadaka verirseniz Allah kat kat fazlasıyla verir. Allah bereket verir. Faiz alırsak paramız artıyor hocam, bereket oluyor mu? Allah Bakara 276'da buyuruyor ki yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizle malı azaltır, sadakayla malı çoğaltır. Bak Allah azaltacağına garanti veriyor. Faiz alırsan malını azaltacağım senin diyor. Faizle artmaz. Sana çok geliyor öyle mi? O azalacak. Azala 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 seni yer bitirir, tüketir. Sonra Allah korusun kafayı bile yemeye başlarsın ya. Bunalıma düşersin. Kredi ödeyemezsin, borçları ödeyemezsin. Neden? Hep faiz yedin çünkü. Faiz yedin. Sana hoş geldi. Karşılıksız, emeksiz. Geliyor nasıl olsa dedin. Allah garanti veriyor faiz alanlara, şu garantiyi veriyor. Malınızı azaltacağım diyor. Allah garanti veriyor sadakayı verenlere, malınızı çoğaltacağım diyor. Cömertlik malı artırır aziz kardeşlerim. Eline geleni hemen verirsen daha çok gelir. Allah Allah. Evet, ağaçları yazın niye buduyorsun baharda? Kesiyorsun, küçülüyor. Korkuyor musun küçüldü diye? Yazın daha fazla verecek meyveyi. Ya meyveyi güzel verecek. Misafire ikram etmek bereket sebebi olur. Kısmayacaksın. Onlar dursun orada. Şunlar zaten yenmiyor, onu misafire tutayım. Olmaz. En güzelini, en kıymetlisini getir. İkram öyle olur. Ve getir. Ne varsa getir. Hepsini getir. Cömert ol. Elindekini getir. Misafire ikram et. Yemede içmede dikkat edersek, israf etmezsek bereket olur. Ekmekle dudak silmek yok. Ekmeğin yarısını tabakta orada bırakmak yok. Çöpe atmak yok. Ekmeği çöpe atanların rızkı kesilir. Çöpe ekmek atanlar bereket yüzü göremezler. Türkiye'de çöpe atılan ekmekle bir Türkiye daha doyuyor. Bunun günahı var. Dikkat edin. Suda da öyle. Suyu bir yudum alıp atmak yok. O suyu saklayacaksın. Geçenlerde nerede gördüm bilmiyorum. Bir hanımefendi bardağın dibinde çok az bir su kalmış. Şişesi var. Uçakta gördüm. Uçakta gördüm. O içmediği o bardağın dibindeki suyu, şişeyi açtı. O şişenin üzerine ilave etti. Gün görmüş bir kadındı hanımefendi. Onun bereketi bitmez. Ama sen onu zaten içtim ben bunu atarım dersin, sende bereket olmaz. Elbisede de öyle. Anamın bir sözü var, ne der? Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Eski diye hemen atmayın. Kullanın onu. Onu da kullanın. Bunu 3 gün giydim at. 5 gün giydim at. Yağmıyor ki gökte. O bir parayla alınıyor. Ya baban kazanıyor, ya abin kazanıyor, ya sen kazanıyorsun. Bir gün kesilir. Bir gün kesilir sevgili kardeşim. Evet, bereket yemeğin ortasına iner. Öyleyse kenarlardan yiyin, ortasından yemeyin demiş Peygamberimiz. Bak, duymadığımız, bilmediğimiz neler var değil mi? Ortaya kaşığı sallıyordun yağlı diye oraya.
Veya yağsız diye. Şimdi eskiden yağlısını severlerdi. Şimdi yağsızını seviyorlar. Evet, Allah bereket versin. Selam bereketi artırır. Selam vermek bereketi artırır. Allah Resulü Enes bin Malik'e dedi ki, ey o yavrucuğum, ey Enes, ailene girdiğin zaman selam ver ki selamın hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun. Enes bunu peygamberden duymuş. O da evlatlarına diyor, ailene girdiğin zaman selam ver ki selamın hem senin üzerine hem de ailenin halkına bereket olsun. Allah selamla girip çıkmayı nasip eylesin. Telefon bekliyor herhalde. Alo, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Dinliyoruz. Ben eşimden ayrıldım, 15 yıl oldu. İslamlı çocuğumla. Eşinizden mi ayrıldınız? Evet, 14 yıl oldu. Evet, geçmiş olsun. İslamlı çocuğumla çocukları görüştürmüyorum. Neden? Ben benim babam neden? Hiç çocukları olumsuzluğunda etkiliyor ve hiç yani evliyken de ayrıldıktan sonra zaten hiçbir faydası olmadı. Alkol falan alıyor. O yüzden çocuklara etki etmesin diye. Kaç yaşında çocuklar? Çocuklar evlilik 23, 19 ve 16 yaşındalar. Peki hakim karar vermedi mi çocuklarını gösterin diye? Geldi ama ben yine de göstermedim. Şikayet ederse alabilir, görebilir yani. Yani öyle bir şikayet falan söz konusu olmadı. Öyle şikayet etmedi. Sürekli sarhoş mu geziyor? Alkol kullanan bir insan. Sürekli sarhoş mu geziyor? Evet, öyle diyebilirim. Allah Allah. Yani ayık bir zamanı yok. Bunun çocuğunla konuşacağı bir vakti yok. Tehlikeliyse devamlı, onun hakkında raporla ispat edip elinizde bir kanuni hak bulundursanız daha iyi olur. Veya çocuklar küçükse, onun için yaşlarını sordum ama büyümüş çocuklarınız, bir psikoloğun yanında veya bir pedagogun yanında görüştürebilirsiniz. Yanında birisi olmak kaydıyla, yapayalnız bırakmazsınız. Çünkü öyle ayık gezmeyen, hep sarhoş gezen bir adam, Allah korusun, çocuğuyla da içmeye kalkar. Yani şuradan bana bir şey getir der vesaire. Yalnız şöyle bir tarafı var. Hakikaten ayık zamanı varsa, çocukların hasretinden yanıp tutuşuyor, özlüyorsa ve bunu içine atıyorsa, siz de çocukları kullanıyorsanız ona karşı silah gibi, işte senden intikam alıyorum, çocukları sana göstermiyorum şeklinde, size günah olur. Çocukları arada kullanmayacağız. Orada hakimin verdiği karara bağlı kalmak lazım. Hukuk çerçevesinde hareket etmek lazım. Yani insanlar, sevgili izleyiciler, değerli konuklar, evlenirken de medeni görgüyle insanca evleneceğiz, boşanırken de. Boşandık, iki taraf birbirine düşmanlık yapmayacak. Ya güzellikle boşanmasını da bileceksin. Karşı tarafı bilmediği, hak etmediği şeylerle itham etmeyeceksin. Kuyusunu kazmayacaksın. Çocuğu intikam olarak ona kullanmayacaksın. Ona her türlü kötülüğü yapmaya kalkmayacaksın. Münafıklığın alametlerinden biri de haddi aşmaktır. Birisine düşmanlık yaparsa haddi aşmaktır. Bu münafıklıktır. Boşandın, tamam, kurallara uygun. Kanunlar ne diyorsa iki taraf da ona uyacak. Yok, boşandık, ooo alnının çatından vururum, gelsin göstereyim. Hadi onlar şöyle, bunlar. İki tarafta da suç var. İnsan olan, medeni olan, görgülü olan, haklı olan, kültürlü olan, dünya ve ahiretini düşünen düşmanlık yapmaz. Boşandığı zaman yani. Hakim boşadı, tamam, kararını verdi. Şeriatın kestiği parmak acımaz der, iki tarafta kurallara uyar. Böyle olacak. Çocuğu göster dedi hakim, göstereceksin. Kullanma. Silah olarak kullanma. O başka şekilde çıkar. Yarın bir gün tersine dönüverir. Çocuklar da seni suçlayabilir bu sefer. Bizi niye göstermedin yıllarca? Niye göstermedin? Bizi kurdun kurdun diyebilirsin. Senin için söylemiyorum. Boşanan aileler için söylüyorum. Çocuğu göstermeyenler için. Anneme göstermedin ya da babama göstermedin. Hep kötü anlattın bize ama hiç de kötü değilmiş. 20 yaşına gelince anlamaya başlar. Babaannesi kötülüyordu, dedesi kötülüyordu, senin annen kötü diyorlardı. Kötülediniz, kötülediniz. Çocuk büyüdü, öğrendi. Gizleyemezsin ki ondan sonra. Ondan sonra esas sana düşmanlık yapmaya başladı. Ne ekersen onu biçersin. Düşmanlık ekersen düşmanlık biçersin. Onun için iyilikten ayrılmayın. Alo, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Buyurun. Alo, hayırlı akşamlar hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocam bir sorum olacak, sonra çok önemli.
Hepsi önemli ama seninki daha önemli tabii. Buyur. Evet. Hocam, benim kardeşim kanser hastasıydın. Hastalığında bana çok haber gönderdi. Hani bakmaya gel çok kötü falan diye, ama ben gitmedim. Aramızda çok kötü darganlığımız vardı. Yani. Evet. Çok zoruma gitti yaptığı hareketler. Onun tamam. içinden git, bakmaya gitmedim. En sonunda bu sefer mefat etti. Allah ben de affettim. Mefatına da gitmedim. Ama çok da üzülüyorum yani şimdi de. Öldükten sonra affediyorsun. Ölünce kıymetini anladın. Ama yaptığı hareketler bana var ya, hiç yakışacak ben değildin yani. Onun için de. İftira mı etti? Kız yani. Neyse. Damatla aramızda yani sorunlar yaptı. Tamam, neyse, şöyle söyleyelim. Fuzuli'nin güzel bir sözü var, diyor ki. Ya git de bilem kıymetin, ya öl de bilem. Biz gurbete giderse kıymetini anlıyoruz, ya da ölürsek arkasından ağıt yakıyoruz öldüğü zaman. Erzurumlu'nun kocası ölmüş. Erzurumlu bir hanımefendi. Var mı Erzurumlular burada? Var burada Erzurumlu. Herif ne kadar iyiydin diyormuş. Sen şöyleydin, böyleydin, şu kadar hayır sahibiydin, İngilizce bilirdin, Almanca bilirdin, Fransızca bilirdin. Hiç duyulmamış öyle şey. Yeğeni demiş, şaşırmış. Yenge, emmim nereden bilirdi bunları? Bilmez emme, gayretliydi. Ya ölünce hepsi güzel oluyor. Ölmeden önce varın akrabanıza. Ölmeden önce helalleşin. Ölmeden önce barışın. Küstürmeyin. 3 günlük dünya belki ayrılacak senden. Ya sen ya öleceksiniz. Burada bir gün varız, bir gün yokuz. Bir varmış, bir yokmuş. Onun için bu kadar büyütmeye gerek yok olayları. Affetmeyi bilmeliyiz. Ama neyi affetmeyiz? Zalimi affetmeyeceğiz. Namusumuzu kirletmiş, canımıza kastetmiş, işkence yapmış, eziyet etmiş. Anan baban bile olsa ondan uzak dur. Yani bu kaçacaksın, o ayrı bir şey. Ama bana biraz az verdi, ona çok verdi, beni biraz az sevdi, onu çok sevdi. Biz gittik, o gelmedi. Geçen bayram onlar gelmedi falan. Böyle küslük mü olur yahu? Şimdi bunun hesabını yapıyor herkes. Sırayla gidiyor, geliyor. Ben gittim, onlar bize gelecek. Öyle bir şey yok. Bu nereden çıktı bu kaide? Sıla-i Rahim bu değil diyor Peygamberimiz. Gidip sırayla gidiş gelişi hesap etmek Sıla-i Rahim değil. Sıla-i Rahim gelmeyene gitmek. Dayıya, amcaya, teyzeye, halaya, dedeye, nineye, anaya, babaya sıra takip edilmez küçükler. Ben dayımlara 5 defa gittim, dayım bana gelmedi. Gelmez, gelmeyebilir. O büyük, sen 50 defa gideceksin. Ben amcama hep gidiyorum, amcam bana hiç gelmedi. Gelmez, gelmek zorunda değil. Gelirse güzel olur. O kusurlu, ayrı. Ama sen gitmesen gene kusurlusun. Gençler şimdi hesap yapıyor. Olmaz sevgili kardeşim. Sıla-i Rahim'i bilmiyoruz. Sadece gitmek de değil Sıla-i Rahim. İhtiyacını görmek Sıla-i Rahim. Düşkün zamanında yardım etmek Sıla-i Rahim. Alo demek Sıla-i Rahim değil. Evini ziyaret etmek Sıla-i Rahim değil. Muhtaçsa ihtiyacını göreceksin. Ya peki, Allah ömrümüze bereket versin. Rızkımıza bereket versin inşallah. Evet, soru soracak yavrularımız vardı. Gelsinler bakalım, mikrofon verelim onlara. Yavrularımızdan soru soracaklar. Gelin bakalım. Sorusu olanlar gelsin. Sonra alacağım yavrular, siz de az bekleyin. Çünkü burası biraz karışıyor, curcuna oluyor. Gelin bakalım. Aferin. Mikrofonu alabilir miyiz? Benim yanıma gelin, böyle. Gel. İsmin ne? Eda Zeynep. Eda Zeynep. Bu tarafa da gelebilirsiniz. Sen de gel. İsmin neydi? Gel. Gel böyle gel. Şöyle gel. Eda ne soracaksın? Sor bakalım. Anne babanın hayır dediği bir şeye ısrar etmek günah mı? Anne baba hakkıyla, anne baba tecrübesiyle, bilgisiyle, görgüsüyle hayır diyorsa yavruya, çocuğa, çocuk orada çıkacak zararları bilmiyordur. Anne baba o zararları biliyor. Mesela ben şuraya gideceğim. Oğlum, kızım gitme, bu vakitte gitme. Başka zaman. Yok, şimdi gideceğim. Hadi gitme. Hayır gideceğim. Gidersin, başına bir iş gelir. Annenin babanın rızasını alınmayan işlerde belki orası eksik kaldı. Bu soru da hatırlattı bize.
ana babasının rızası varsa bereket olur, duası varsa. Ana babanın duası yoksa bereket kalkar. Rakamları bilmiyor, okuma yazma bilmiyor. Hatta size bir şey söyleyeyim, buna ben gözümle görmesem, yaşamasam ben de inanmam, zor. Türk parasını bilmiyor, Türk paralarını. Parayı bilmiyordu, parayı fabrika sahibiydi. Öldü, rahmetli oldu Osman abimiz, Allah rahmet etsin. Neyle böyle oluyor dedim, okuma yazmam bile yok, sen nasıl fabrika sahibisin? Ana baba duası, bereket orada. Onun için hayır demeyeceğiz, oldu mu? Peki anneciğim diyeceğiz. Çocuklara eskiden peki öğrensinler diye. Dur bakayım cebimde ne varmış. Şöyle göstereyim ama hepinize pay etmem lazım. Sonradan onu ayarlarız bakalım. Para verirlermiş peki de diye. Peki de diye para verirlermiş. Peki demeyi öğrenecek. Şimdi çocuklar ve insanlar daha çok hayır demeyi öğreniyoruz. Her şeye hayır. Peki teşekkür ederiz. Senin adın ne? Aylin. Aylin. Soru mu soracaksın Aylin? Sor bakalım. Kız çocuklara hangi yaşta tesettür giymeli? Oo. Tesettür ne? Başını mı örtecek? Evet. Sen örteceksin mi? Evet. Dinimizde buluğa erince diyor, akil bali olunca, yani Türkiye şartlarında 12-13 yaşlarında kızlar, 10-11-12 yaşlarında erkek çocuklar artık o devreye giriyorlar. Dolayısıyla ondan sonra alıştırmak lazım. Öncesinde de alıştırma olur. Örtünürlerse Allah'ın bir emrini de yerine getirmiş olurlar. İnşallah şöyle güzel bir başörtüsü hediye etsin anne sana, alsın, tamam mı? Sana da yakışır böyle. Peki inşallah büyüyünce örtersin. Senin adın ne? Utku. Utku, sor bakalım ne soracaksın? Dinimiz kardeşlik dini ise bizim dinimizi taşıyan toplumlar niye adam öldürüyorlar? Utku haklı. Bu din İslam dini, barış dini diyoruz, kardeşlik dini diyoruz da bu Müslümanlar niye adam öldürüyor? Terörist niye çıkıyor Müslüman ülkelerden? Bir sürü terörist gruplar var. Taşeron. Kafirlerin taşeronluğunu yapan. Adına kendileri mücahit diyorlar. İslam'ı lekeliyorlar. Cihadı lekeliyorlar. Zavallılar. Müslüman, Müslümanın canına kıyamaz. Müslüman masum insana dokunamaz. Günaha girer. İslam'ı bilmiyor. Cehaletinden. Dini yarım öğreniyor. Yarım yamalak öğreniyor. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder derler. Peki Utku'ya teşekkür ederiz. Ver bakalım ya. Bozduk. Kaç kişiyiz burada? Ya yetmesi ben tamamlarım. Sana söz verdim değil mi? Şimdi niye bundan bahsettik? Peki. Para verince ne diyecektik? Peki. Bir daha sesli söyle bakalım. Peki. Bir daha bağır. Peki. Peki. Hem teşekkür hem peki. Teşekkür ederim. Peki. Peki. Peki demeyi öğreneceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Peki. Karne nasıl? Teşekkür aldım. Karne nasıl? Teşekkür aldım. Takviye kaçırdım. Hem karne parası oldu bu. Karne parası. Peki. Sen anaokuluna gidiyor musun? Karne iyi mi? Evet. Hepsi peki mi? Evet. Aferin. Bunu da al bakalım. Bir de peki de. Peki. Aferin. Hep notlarınız da hep peki olsun. Utku al bakalım. Bir de sen peki de. Teşekkürler. Peki. Teşekkür de devsin. Teşekkür ederim. Karne nasıl Utku? Gitmedin mi okula? Okulum Ankara'da da. Ankara'da. Biz burada kaldığımız burada için alamadım. Ama karnemi gelir inşallah senin karnen. Senin karnen daha güzeldir. Ben ona inanıyorum. Utku'nun karnesi daha güzeldir. Çocuklarımıza bir alkış var mı? Bunlara. Ya Allah geleceklerini güzel eylesin. Karnelerini güzel eylesin. Karne alan çocuklarımıza güzel bir gelecek nasip eylesin. Çocukları buraya alalım yavaş yavaş sırayla. Hadi bakalım dua edeceğiz inşallah. Hem kendimize hem memleketimize. Şöyle geriye giden, soru sormayan kim var? Gel sen yanıma. Siz de gelin. Şöyle arkaya çocuklar. Arkaya. Siz gelin çocuklar. Kızlar siz gelin. Arkaya. Şöyle. Şu tarafa. Arkaya. Ön tarafa durmuyoruz. Sor bakalım sorunu. İlk önce sorsun. Sen sor. Çocuklar oruç tutarsa ve bozarlarsa caiz midir? Çocuklar denemesine, alışmasına oruç tutarlar. Zor geldiği zaman bozarlar. Hep buraya geliyoruz. Bu tarafa. Çocuklar. Ben de
Bu tarafa hayır hayır soru yok artık. Şu tarafa dua edeceğiz. Bir kızımız daha soracak. Sor bakalım. Küçük çocukların tuttuğu oruç ailemize mi geçer yoksa bize mi geçer? Ailede ondan vesile olduğu için sevap olur. Küçük çocuklarda alışmanın sevabını alırlar inşallah. Şöyle gelin. Hadi bakalım yavrular. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gül gibisiniz. Gelin bakalım şöyle kenara. Kenar söyle. Benim abimin arkadaşı ölmüştü. Abim onlara gitti. Günah mı? Ölen arkadaşına tabii gidecek. Yani onlara başsağlığı dileyecek. Sevap kazanır. Cenazeye katılacak. Şöyle gelin. Allah rahmet etsin ölmüşlerimize. Yavrular, minikler. Kuzular gelin bakalım. Çiçekler. Gelin böyle böyle. Gel gel gel. Çiçek deyince bak nasıl geldi bak. Şöyle gel. Aman oraya çarpın. Tamam. İmza mı alacaksın? Tamam senin için imza atarız. Tamam tamam. Hadi bakıyoruz hep beraber. Dua ediyoruz çocuklar. Amin. Amin. Herkes amin diyecek bakalım. Ya Rabbi sana hamdolsun. Amin. Sana şükürler olsun. Amin. Ömrümüze bereket ver. Amin. Vücudumuza sıhhat ver. Amin. İlmimizi ziyade eyle. Amin. Ya Rabbi güç ver. Amin. Kuvvet ver. Amin. Sağlık ver. Amin. Afiyet ver. Amin. Bizi güçlü eyle. Amin. Memleketimize bolluk ver. Amin. Bereket ver. Amin. Meyvelerimize, sebzelerimize bereket ver. Bağımıza, bahçemize bereket ver. Amin. Tarlalarımıza bereket ver. Amin. İşlerimize bereket ver. Amin. Kazançlarımıza bereket ver. Amin. Rızkımıza bereket ver. Amin. Soyumuza bereket ver. Amin. Neslimize bereket ver. Amin. Evladımıza bereket ver. Amin. Allah'ım dünyanın dört bir tarafında zorda olan kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Aç ve açıkları doyurmayı nasip eyle. Kimsesizlere, yetimlere bakmayı nasip eyle. Amin. Çocuklara zarar gelmesinden koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kötülere fırsat verme. Amin. Zalimlere fırsat verme. Amin. Gönül kıranlardan eyleme. Amin. Düşmanı bize musallat etme. Amin. Kıtlıkla, yoklukla bizi imtihan etme. Amin. İlmimizi, başarılarımızı artır ya Rabbi. Amin. Bilgilerimizi çoğalt ya Rabbi. Faydalı bilgiler edinmek nasip eyle Allah'ım. Amin. Vatana, millete yararlı olmayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi kazadan, beladan, şerlerden, kötülüklerden bizi koru. Amin. Bayramlara sevdiklerimizle kavuşmayı nasip eyle. Amin. Kadir gecesi yapacağımız duaları kabul eyle. Amin. Bizi Kadir gecesine erdir Allah'ım. Amin. Daha nice Ramazanlara ermeyi, sana güzel ibadetler yapmayı bize de nasip eyle. Allah'ım büyüdüğümüz zaman memlekete hayırlı bir evlat olmayı nasip eyle. Amin. Millete faydalı bir evlat olmayı nasip eyle. Amin. Dünyaya barış ver Allah'ım. Amin. Öldürmekten, katilden, terörden cümlemizi koru ya Rabbi. Amin. Allah'ım tuttuğumuz, el attığımız her şeyi bize bereketli eyle. Amin. Gittiğimiz yere emin girmeyi, çıktığımız yerden salim çıkmayı nasip eyle. Amin. Kötülere fırsat verme ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, dedelerimizin ruhlarını şad eyle. Amin. Mekanlarını cennet eyle. Amin. Bizleri Peygamber Efendimiz'e cennette komşu eyle Allah'ım. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha.